Bu arada... Bunu bakmak, belediye olarak zaten şahsi işimiz değil bu bizim hayatımız. Böyle bir de güzel mekanlar oluşturmak. Ama bunları yaparken de koca... Kaç? Bir sene. Nereden emeklisin burada? Bak hizmet ödüyor. Bir altı bir sene. Allah mübarek olsun. İnşallah. Emek olduk. Siz de boş geldiniz. Allah mübarek olsun. Kardeş, orasını öğretin. Ben Bursa Maksam doğumluyum. 89'un Kasım'ı yaptım. Yaptırdım annemin vekaletiyle. Şu an çalışmıyorum. İş yerlerimiz kapandı. Ne soruyorum başkanım? Araba sektörü üzerine. Allah kolaylık olsun. Bursa'da çok Samsunlu var biliyorum. Var. Otururken, marketinden alışverişini yaparken, caddesine, sokağına arabanızı park ederken güzel, nezih bir mekan olsun istiyoruz. Onu burada temin etmeye çalıştık. Dediğim gibi ben çok iddialıyım, kararlıyım. Bittiğinde inşallah keşke bu işi 5 sene önce, 10 sene önce yapsaydık. Hem güzel ortamlarda yaşasın hem de sağlam binalarda yaşasın. En son Allah bir daha vermesin, İzmir'deki depremi hepimiz gördük. Işı şakası falan yok, bunu söyleyeyim yani. İzmir'de gittim bir de cadde cadde sokak sokak gezdiğim için hemen ikinci günü depremi. Buradan bir tır su gönderdik. Çorbadır, meyvedir, pastadır, çaydır. Orada dağıtımlar yaptık. 15 gün falan kaldı ekibimiz orada. Yani bunları ihmal ediyoruz belki ama bu ihmaller sonradan hayatımıza mal oluyor açıkçası. Çok sıkıntılı oluyor. Bizzat orada gördüm bunu yani. O sağlam gözüken binaların nasıl yıkıldığını gördüm. İnşallah sizlerle yaptığımız anlaşmayla hiç şüphemiz olmasın. Bence dostlarınızı da lütfen teşvik edin. Küçük hesaplar yapmayalım. Biz buradan para kazanmanın derdinde falan değiliz. Allah şahidindir. Ondan şüpheniz olur. Çok seri bir şekilde bu süreci tamamlayacağız biz. Bunlarla ilgili ilk etapta böyle şey olur yani. Maalesef. Ya belediye ne yapmaya çalışıyor, devlet ne yapmaya çalışıyor? Kimsenin işine, evine, efendime söyleyeyim, üzerine hesap kitap yapacak insanlar değiliz biz. Burada bir dönüşümü temin etmek, sağlıklı yollar açmak, efendime söyleyeyim, mekanlar oluşturmak. Fotoğraflardan da zaten görmüşsünüzdür. İnşallah dediğim gibi bittiğinde çok mutlu olacağınız, memnun olacağınız bir tarz ortaya çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Son. Teşekkürler. Yiğitler Mahallesi olarak çok güzel bir proje. En azından çarpık kentleşme, trafiğe olumlu ölçüde katkısı olacak. Büyükşehir'e sonuna kadar güveniyoruz. Yani ben gayet memnunum ve oradaki halk da gayet memnun olacak. Bir şey yapamıyorum, bir sanat atamıyorum. Boya yapamıyorum, su yalıtım yapamıyorum. Tezden bu iş olsa da bir kese dönüşümde biz de rahatlasak. Biz mahallemizin daha güzel, daha elverişli bir şekilde yenilenmesini istiyoruz. Şu anda geçecek yolun bizim mahallemiz için çok iyi olacak ve yanındaki olan kavşaktan şu andaki geçişlerde çok büyük trafik sıkışıklığı var. O rahatlayacağına inanıyorum. Artık onu geçelim. Bu arada binalar eski. Allah muhafaza bir deprem falan olursa yani derme toplama bir inşaat yapılmıştır birçoğu. Birbirine bitişiktir. Yani ne şekilde olacağını bilemiyorum. İnşallah daha iyi olacak için ben ve komşularıma da tavsiye ederim. Yani iyi bir yenilik olursa kentsel dönüşümün iyi olacağını sanıyorum. Daha iyi olacağını söylemek gerekir. Daha iyi bir gelişeceğini yani buranın bir mahalle değil, bir şehrin göbeği olacağını sanıyoruz yani. Ki o şekil yani nasıl diyeyim? Yani bir kavşak başındayız. Yani küçücük bir evde arabalar çalışmıyor, marketler çalışmıyor. Arabamızı koyacağız, marketlerde alışveriş yapamıyoruz. Yani yapılan her bir şey güzel olacak inşallah. Bunun için buradayız yani. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.